Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. TV Haber'e hoş geldiniz. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından sert tepkilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden ılımlı mesajlar da geliyor. Taliban yönetimini resmen tanıma yönünde olmasa da onlarla görüşmelerin sürdürülmesi gerektiği noktasında birleşiliyor bu mesajlarda. Peki Türkiye nasıl hareket etmeli? Türk askerinin ülkedeki misyonu sürmeli mi? Bu sorulara yanıt arayacağız ilk dakikalarımızda. Ardından Türkiye'deki aşılama kampanyasını mercek altına alacağız. Son dönemde bakanlığın uygulamalarının tutarsız olduğu ve aşı konusundaki tereddütleri artırdığı eleştirileri var. Türkiye'de gazetecilere yönelik saldırılara dün bir yenisi eklendi. İstanbul'da İHA ve DEA muhabirleri haber peşindeyken bekçiler tarafından engellendi. Meslek örgütleri gazeteciliği suç haline getirdiler diyor. Ve ODTÜ'nün meşhur mezuniyet töreninin bu yıl pandemi gerekçesiyle 10 parçaya bölünmesi öngörülüyor. Taliban Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ılımlı mesajlar vermeye çalışıyor. Şimdi hem Türkiye hem de diğer ülkelerin önündeki en büyük soru Taliban'la nasıl görüşüleceği ve tanıma meselesi. Durum çelişkili ancak bazen sahadaki gerçeklere göre hareket edilmesi gerektiğini söyleyenler de var. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından tepkilerin yanında çeşitli ülke ve kurumlardan ılımlı mesajlar da geliyor. Verilen mesajlar Taliban yönetimini resmen tanıma yönünde olmasa da onlarla görüşmelerin sürdürülmesi gerektiği noktasında birleşiyor. Peki bu durumda Türkiye nasıl hareket etmeli? Türk askerinin ülkedeki misyonu sürmeli mi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelen ilk mesajlar olumlu. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını ve barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz. DW Türkiye'nin edindiği bilgiye göre Türkiye Taliban'la çeşitli kanallardan görüşmelerini sürdürüyor ancak resmi bir tanıma için çok acele etmeyecek. Uzmanlara göre de tanıma için temkinli hareket etmekte fayda var. Türkiye'nin bu konuda yavaş hareket etmesi, temkinli hareket etmesi ve Taliban yönetiminin içerideki ve dışarıdaki eylemlerine, performansına, davranışlarına bakmamız gerekecek. Anayasamıza göre demokratik, laik, hukuk devleti olan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şeriat devletini tanıması o kadar da kolay olmayacak. Taliban'la görüşme ve tanıma meselesi sadece Türkiye için değil tüm dünya için çelişkili bir durum olarak görünüyor. Ancak bazen de sahadaki gerçeklere göre hareket edilmesi gerektiğini söyleyenler de var. Şimdi bundan sonraki süreçte Türkiye büyük bir ihtimalle Pakistan üzerinden Taliban'la kapalı kapılar ardında görüşecektir. Görüşmelidir de zaten. Taliban'ın ki bugün Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları olumlu buluyoruz cümlesinin altında yatan nokta da budur. Yani Taliban'ın 2001'deki Taliban olmadığı ortaya çıkar ve gerçekten tüm etnik grupları kapsayan bir devlet yönetimi inşa edebilirlerse bir Suudi Arabistan emirliğinden, Katar emirliğinden farklı olmadan birçok ülke tarafından da tanınma ihtimalleri vardır. Afganistan'daki gelişmelerle ilgili henüz kesinleşmeyen bir başka konu da ülkedeki Türk askerlerinin durumu. Muhalefet askerlerin dönmesi gerektiğini söylüyor ancak Ankara bu konuyla ilgili kararı vermek için önce ülkede yeni hükümet kurulmasını bekleyecek. Afganistan'ı yalnız bırakmamak gerek ama Türk askerini de riske, tehlikeye sokmamak lazım. Bunun için koşullar oluşturulmalı. Yeni hükümetin havaalanını koruması için Türk askerlerini seçtiğini söylemesi durumunda bu görevi yine en iyi yapacak ülke Türkiye. Öte yandan DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre Türkiye 2001 yılından beri kendisi için çalışan Afganları istemeleri durumunda ülkede bırakmayarak tahliye etme kararı aldı. Afganistan'daki vatandaşların ve isteyen Afganların tahliyeleri de Türk Hava Yolları uçaklarıyla devam ediyor. Bu arada Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki Türk askerlerinin güvenliği için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Bakan Akar, Türk askerlerinin hayatını tehlikeye atmalarının söz konusu olamayacağını kaydetti.
Türkiye'deki aşılama kampanyası zikzak çizildiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın 15 yaş üstündekilere aşı tanımlaması yapmasının ardından dün randevu saatinde giden bazı vatandaşlar sisteme tanımlı olmadıkları gerekçesiyle geri dönmek zorunda kaldı. Benzer bir uygulama 4. dozla da ilgili yaşanmıştı. Bakanlık 3 doz aşı olmuş kişilere 4. doz tanımlaması yapmış, ardından birkaç saat içinde iptal etmişti. TV Haber'e konuşan uzmanlar bakanlığın uygulamalarını tutarsız olmakla eleştiriyor ve bu adımların toplumda aşı tereddüdünü artırdığını savunuyor. Sağlık Bakanlığı 15 yaş üstündekilerle 12 yaş üstünde kronik hastalığı bulunan kişilere önceki gün COVID-19 aşısı tanımlandığını duyurmuştu. Ancak dün bazı vatandaşlar randevularına gittiği halde sistemde tanımlı olmadıkları için aşı olamadılar. Yetkililer 15 yaş üstündeki aşı haklarının yeniden tanımlanacağını söylese de uzmanlara göre bakanlığın aşı politikasındaki tutarsız adımları kafa karışıklığı yaratıyor. Ne yaptığınızı bilmezseniz böyle taktiksel bir takım hareketler yaparsınız. Bunun nedeni şu, okullar açılacak ve çok büyük bir dalgaya tutulmak üzereyiz daha okul açılmadan. Haliyle 30-35 kişiyi aynı sınıflara koyacağınız, büyük bir dalganın ortasında aynı sınıflara koyacağınız bir süreç oldukça zorlayıcı olacak. Başka da hiçbir önleminiz yok. Maske ve aşıya dayanmak zorundasınız. Ne havalandırma ile ilgili bir çalışma yapmışsınız, ne koordinasyonunuz var. Bakanlık yine önceki gün 3 doz aşı olan kişilere 4. doz aşı tanımlamanın önünü açmıştı. Karar 4. dozla ilgili bilimsel bir çalışma yapılmadığı için eleştirilmiş, sonrasında randevular iptal edilmişti. Ardından Bakan Koca 4. doz uygulamasının 2 doz mRNA aşısı talep eden ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu söylemiş, özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur demişti. Alınacağı söylenen toplam dozların alınması, bunların uygulamaya geçilmesi, aşılama süreciyle ilgili güvenilir, tutarlı bir takvim paylaşılması ve aşıyla ilgili erişkinlerin kafalarındaki tereddütlerin giderilmesi konusunda hiçbir strateji ve planlama yapılmadı. Tam tersine aşı tereddütlerini çok artıracak söylemlerde bulunuldu ve bilimin dilinden çok uzak söylemlerdi bunlar. Our World in Data verilerine göre Türkiye'de genel nüfusun %40'ı 2 doz aşılı. Vaka sayıları 20 binlerde seyrediyor. Uzmanlar bu bilgiler doğrultusunda vaka sayılarının oldukça kritik bir eşikte olduğunu belirterek aşılamanın yeterli olmadığını vurguluyor. Şu anda işte toplumda bir aşı tereddütü var, aşı kararsızlığı var. Verilerin, vakaların, hastaneye yatanların, yoğun bakıma yatanların, hatta ölenlerin aşılı aşısız ayrımlarının yapılması lazım. Yani ki bu bir şekilde aşılamaya olumlu yansısın. Ha, ben neye dayanarak bunu söylüyorum? Birçok ülkede yapılan çalışmalar aşısızların daha fazla hastaneye yattığını ve daha fazla yoğun bakıma ve ölüme neden olduğunu gösteriyor baktığımızda. Aşının etkisi çok önemli, pozitif bir etkisi var. Uzmanlara göre bu noktadan sonra aşı tereddütlerinin giderilmesi için daha fazla çalışılması, aşılamanın hızlanması ve aşılılarla aşısızları ayıracak yeni önlemlerin yürürlüğe konması gerek. Türkiye'de gazetecilere yönelik saldırılara dün bir yenisi eklendi. İstanbul Beylikdüzü'nde haber takibi yapan İHA ve DEA muhabirleri bekçiler tarafından engellendi. Bu saldırıların Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polisin görüntüsünün alınmasını yasaklayan genelgesinden sonra arttığına dikkat çekiliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, kendi görülmesini istemedikleri olaylarda gazetecileri engelleyerek gerçeklerin üzerlerini kapatmaya çalışıyorlar, diyor. İstanbul'daki onur yürüyüşünü izlerken polis şiddetine maruz kalan Ajans France Press foto muhabiri Bülent Kılınç'ın yaşadıkları hafızalarda yerini korurken, gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin son örnek İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kaydedildi.
haber takibine giden Demirören Haber Ajansı muhabirleri Ahmet Yeşilmen ve Kubilay Özev'le İhlas Haber Ajansı muhabiri Erdal Can İçerli bekçilerin saldırısına uğradı. Görüntü alınmasını engelleyen bekçilerin müdahalesi nedeniyle gazeteciler görevini yapamadı. Bu engelleme Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polisin görüntüsünün çekilmesini yasaklayan genelgesinin ardından geldi. İçişleri Bakanlığı'nın toplumsal olaylarda görüntü alınmasını engelleyen genelgesinin ardından gazetecilere yönelik saldırı adeta geleneksel hale geldi. Hiçbir olayda gazeteciler yara almadan kurtulamaz hale geldiler. Gazetecilere yönelik saldırılar son aylarda arttı. Muhalefete göre de saldırıların artmasında Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili genelgesi etkili oldu. İstanbul'da haber takibi sırasında DEHA ve İHA muhabirlerine bekçiler tarafından yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu saldırı son aylarda gazetecilere yapılan fiziki saldırılarda son halkayı oluşturmakta. Yılın ilk 7 ayında 60'tan fazla gazeteci fiziki saldırıya uğradı. Bu saldırıların ana gerekçesini emniyetin Nisan ayında çıkardığı genelge oluşturmakta. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş'a göre gazetecilere yönelik saldırıların boyutu korkunç noktalara geldi. Sadece bu genelgenin çıktığı tarihten Nisan ayından bugüne baktığımızda, 1 Nisan'dan bugüne baktığımızda tam 17-18 tane saldırı olmuş Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Saldırı, gazetecilere yönelik saldırı hem vatandaşlardan hem polisten hem de bekçilerden geldi. Hatta Kocaeli'de İhlas Haber Ajansı muhabiri bir milletvekili tarafından saldırıya uğradı. Gazeteciliği suç haline getirdiler. Kendi görünmesini istemedikleri olaylarda gazetecileri engelleyerek gerçeklerin üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Gazetecilik aslında yoğun bir saldırı, fiziki saldırı altında. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, ifade özgürlüğünü ihlal eden emniyet genelgesinin derhal iptal edilmesi gerektiğini belirtirken, Türkiye Gazeteciler Sendikası genelgenin iptali için hukuki süreç başlattı. Bu genelgenin iptal edilmesi gerekiyor. Sendikamız bunun için de dava açtı. Ama bu saldırıları engelleyecek olan en temel güç gazetecilerin birlikteliği, gazetecilerin dayanışmasıyla biz bu saldırıların önüne geçebiliriz. Türkiye'de gazetecilere yönelik şiddetin artmasında siyasilerin kutuplaştırıcı söylemlerinin yanı sıra saldırganların caydırıcı cezalara çarptırılmaması da etkili oluyor. Haziran'dan bu yana Türkiye genelinde normalleşme uygulamaları sürüyor. Ancak ülkenin önde gelen üniversitelerinden ODTÜ'de durum farklı görünüyor. Üniversite yönetimi geleneksel mezuniyet töreninin 10 ayrı saatte yapılacağını duyurdu. Yer olaraksa her zaman olduğu gibi Devrim Stadyumu'nu değil, bölümlerin açık alanlarını gösterdi. Kararın gerekçesi pandemi koşulları. Bunu makul karşılayan da var, yüksek sesle eleştiren de. DV Haber, ODTÜ camiasına mikrofon uzattı. Türkiye'nin saygın üniversitelerinden ODTÜ kendine özgü mezuniyet törenleriyle de bilinir. Her yaz mevsiminde binlerce öğrenci üniversite bünyesindeki Devrim Stadyumu'nda bir araya gelerek aileleriyle ve arkadaşlarıyla mezuniyetlerini kutlar. Bu törenlerde açılan siyasi ve toplumsal içerikli pankartlar ülkenin gündemine ışık tutar. Benim ODTÜ'yü ilk tanıdığım, yani prestijli bir üniversite olmasının yanında ilk tanıdığım ögesi mezuniyet törenleri ve açılan pankartlar. Buna heveslenerek gelmiştim halihazırda. Bu konuda tek değilim. Fakat pandemi gerekçesiyle 2020 yılında mezuniyet töreni yapılamadı. Bu yılsa törenin aynı gerekçeyle 10 parça halinde bölümlerin açık alanlarında gerçekleşeceği duyuruldu. Öğrenciler törenin stadyumda yapılmaması kararına karşı Devrim'de mezuniyet adıyla bir kampanya başlattı. Bizim isteğimiz gerekirse 10 güne bölünmesi. Geçen sene yapılmamıştı zaten. Bu sene de Devrim Stadyumu da yapılmazsa önümüzdeki sene tekrardan pankartlı olarak Devrim Stadyumu yapılması için hiçbir gerekçe yok. Bizim orada biraz daha vurgulamak istediğimiz de bir geleneğin kopuşu. Ali Demir, Mezuniyet Komiteleri Birliği olarak törenin stadyumda nasıl yapılabileceğine dair bir öneri mailini okul yönetimine gönderdiklerini fakat yanıt alamadıklarını kaydetti. Gerekirse rektörlük önünde eylem yapacaklarını söyledi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Besim Can Zırh, mezuniyet törenlerinin çok değerli olduğunu söylerken kararın sağlık gerekçesiyle verildiğini, bir art niyet aranmaması gerektiğini düşünüyor.
Bence sağlık gerekçesi olduğu çok açık zaten. Geçen sene pandemi dolayısıyla yapılamadığı için yani alternatif ne yapılabilir diye geçen senelerde yani geçen yazdan da düşünülmüştü. Yani bu bölümlerde ya da fakültelerde daha lokal yapılması durum iyileşirse bir B planı olarak haberdardık. ODTÜ Mezunları Derneği'ne göre ise geçtiğimiz törenlerde rektör Verşan Kök'ün protesto edilmesi ve açılan pankartlar bu düzenlemenin sebebi. ODTÜ mezuniyetler yıl boyunca var olan gündeme karşı bir hicivli bir yanıt aslında. 2016'dan beri bu aslında ülke gündemi direkt üniversite gündemiyle de bağlantılı olduğu için bu tabii ki yönetimi de daha çok rahatsız eden bir durum oldu. 2018 mezuniyetini hatırlarsınız belki. Herkesin bildiği bir rektör protestosu oldu. Verşan Kök, 2016'da ikinci olduğu rektörlük seçimlerinin ardından ODTÜ'ye rektör olarak atandı. Fakat aradan geçen 5 yıllık süreçte öğrencilerin büyük çoğunluğuyla iyi bir iletişim kuramadı. 2017 mezuniyet töreninde konuşma yaparken ıslıklandı. 2018 ve 2019 törenlerinde ise söz almadı. Bu süreçte ODTÜ'deki kavaklık eylemleri ve LGBTİ yürüyüşü gibi konularda tepkilerin hedefi oldu. Rektör Kök ve yönetimi DV Haber'in mezuniyet töreniyle ilgili sorularına yanıt vermedim. Ve böylece bültenimizin sonuna geldik. Güncel gelişmeleri DV Türkçe'den takip edebilirsiniz. DV Haber ise yarın yine 17.25'te karşınızda olacak. Sağlıklı kalın.